Evet Caner, bu son süreçlerde Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı'nın asimilasyon politikaları devam ediyor. Biz Hacı Bektaş'tan önce Senirkent'e gitmiştik aslında. Senirkent'te programımız vardı. Orada bu Alevi Bektaşi Cemevi Başkanlığı'nın imarelerini çok gördük. Çünkü oraya el atmışlar. Ses tesisatını göndermişler. Onu gönderdiği için konuşma hakkı elde ettiler. Konuşma yaptılar. Daha sonra Hacı Bektaş'ta emrivaki bir etkinlik yaptılar. Bu kurum aslında Anadolu Alevi Bektaşi kültürünü biraz daha şialaştırma, biraz daha İslamlaştırma, Alevi kültüründen uzaklaştırma. Çünkü dede baba ana zakir kendilerine bağlayarak bunu bir imam gibi yönlendirme. Çünkü Abdal Musa'da etkinliğimizde görmüştük. Biz semah için oraya gittiğimizde bizden önce bu Kültür Bakanlığı'nın korosu çıkmıştı. Ellerine metni yazmışlardı. Metinde işte Alevi Bektaşi Daire Başkanı'nın selamıyla, sabahıyla, çünkü o dörtlükler ellerine yazıyı vermişler. Oradaki solist onu hem türküleri, deyişleri söyledi hem elindeki yazıyı okudu. Bu bize gösteriyor ki bu yazı kendilerine bağlı olan bu dedelere, baba ana zakirlere ellerine yazıyı verecekler. Cemler de şunları yapın, bunları okuyun, bunları söyleyin diye. Böyle bir asimilasyon politikası olacak. Daha ileride şöyle olmayacağını malum. Cemler de Arapça Kur'anlar okudun, Arapça şöyle yapın, böyle yapın veya dedeler siz Arapça bilmiyorsunuz, bir de yanınıza hoca atalım derlerse ne yapacağız? Yani böyle bir çalışma ileride olmayacağı ne malum. Çünkü cami cemevi projesi daha önce yapıldı. Şimdi de tam tersi demeyelim de onun eşiti olan daire başkanlığı kuruldu. FETÖ'nün bir dönem yapmak istediğini aslında şu anda daire başkanlığı yapmak istiyor gibi bir çalışma var. Hacı Bektaş'ta da bizim kurumlarımız o dik duruşuyla hep beraber oturma eylemiyle, avluda cem yapmalarıyla hep birlikte ses getirerek buna bir nevi engel olmaya çalıştı ve başarılı da oldu. Şunu şöyle bilelim ki gidip sarayda eğitimini alan kişi Hızır Paşa gibi dönüp dolaşıp Pir Sultan'ı nasıl açtıysa, böyle bir hani deyim vardır. Ve sarayın dedesi, sarayın zakiri, sarayın anası olan kişi gelir ve Alevi Bektaşi Anadolu öğretisine karşı durur. Çünkü saraydan maaş aldığı sürece onu dinlemek zorundadır. O yüzden bulunduğumuz bölgelerde, derneklerde, özellikle dernek üyeleri, halk, sizlere düşüyor bu görev. Eğer bu kişileri düşkün sayıp onlarla muhatap olmayıp onları dışlamazsanız yarın gelecekte çocuklarınız, torunlarınız hepsi asimile olmuş olacak. Çünkü bunu devlet eliyle yapılıyor. Çünkü bunlar sarayın bir nevi uşakları. Sarayın dedesi olan sarayın uşağıdır. O yüzden saray uşaklarına prim vermeyelim. Eyvallah.